Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim isim Cengiz Öztürk. Kesici ekmek fanında çalışıyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Cengiz Bey, dün Danıştay'ın kararıyla 86 yıldır kapalı olan Ayasofya Müzesi müze olma kararı kaldırıldı. Evet. Cumhurbaşkanı imzasıyla canlı olma kararı verildiği açıklandı. Evet. Siz bu konuyu neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? Ben olumlu buluyorum. Başta büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bunu Tayyip'e bağlamamak lazım. Kılıçdaroğlu da olsa Allah razı olsun derim. Kim de açarsa Allah razı olsun derim. Bizim örf adetlerimizde, geleneklerimizde zaten bunun cami olması gerekiyordu. Zaten tapusu da bizde. Yani düşünebiliyor musun? Kendi ülkemizde bir herhangi bir arsayı, herhangi bir yeri kullanamıyorsun, yazıktır yani. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyeti var. Evet. Buna dayanarak bu kararı alan tüm yargıçlarına çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. İbadette açtığı için çok teşekkür ediyorum. Zaten orada camiler arasında öksüz kalmıştı yani. Bize bakıyorduk. Biz başka yerlerde gidip namaz kılıyorduk ama o bize öksüzdü. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Devlet büyüklerimiz sayesinde 24 Temmuz'da inşallah ilk cumayı kılacaklar insanlarımız. Onlardan Allah razı olsun derim yani. Evet, olumlu peki, buluyorum yani. Peki bu arada karşı çıkanlar da oldu. Şimdi Yunanistan'dan, evet, Fransa'dan, Amerika'dan bazı açıklamalar geldi. Evet. Bunun yanı sıra içimizde belki bazı Türkiye'de yaşayan bazı gruplarda, evet, tepki gösterdi. Benim şaşkınım biraz. Bizim kendi içimizde karşı çıkanlara şaşkınım. Zaten Yunanistan veya diğer ülkelerin karşı çıkması normaldir. Onların işine gelmez ki. Madem bir hedefimiz var 2023, onu zaten engelleyecekler. Bir engellerden bir tanesi kaldı. Benim için Ayasofya neyse şu anda Esra'da, Kudüs'te odur. Onun için onların karşı çıkması normaldi yani. Ve çok teşekkür ederim. Çok olumlu biliyorum yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.